Diş Hekimleri Odası kurucu üyesi abimiz Sayın Malatya 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi'ne hoş geldiği ve sürekli olan gelişimini katkıda bulunmak amacıyla ve aynı zamanda Malatya'nın kültürel yapısını, tarihi yerlerini hem bilimsel bir kongre hem de kültürel bir geziyle yaymak amacıyla yaptığımız bu ulusal kongre zannedersem amacına ulaşmak üzere. Hepinizin katılımlarıyla gösterdiğiniz katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Diş hekimliği mesleği bilindiği gibi diğer meslek dallarından çok farklı. Hatta eğer meslek dallarını inceleyecek, araştıracak olursak en karışık ve en çeşitlilik gösteren bir meslek dalıdır. Diş hekimliği sadece bir diş hekimliği değildir. Bir diş hekimliği aynı zamanda bir psikiyatristtir, bir doktordur, bir mimardır, bir tasarımcıdır. Bu yüzden diş hekimliği çok kombine bir meslektir. Diş hekimleri de tabii ki bu karışık ve zor mesleğini en iyi icra etmek için çalışan insanlardır. Diş hekimlerinin sağlık camiasına katkısı inkar edilemez. Aslında bütün tüm sağlığın ilk başladığı yer bilindiği gibi ağız diş sağlığı merkezi, ağız diş sağlığı olduğu için diş hekimliğinden başlar. Bizler de bir bilimsel kongreyle hem diş hekimliğindeki gelişmeleri hem de bunu bir Malatya kültürünü yayabilmek amacıyla böyle bir kongre yaptık. Katılımı... Ben tıp fakültesi mezunu, bir öğretim üyesiyim. Ancak diş hekimliği fakültemizde bir profesörümüz olmadığı için ben şu an... Şimdi bu kongre ilk duyduğumda çok hoşuma gitti. Bir sivil toplum örgütü, Diş Tabipleri Odası'nın böyle bir şey düzenlemesi ben saygıyla karşıladım. Tabii ki gelecek yılki düzenlemede inşallah biz de olalım. Sonuçta bizde 22 tane öğretim üyesi var. 3'ü doçent, 19 tane doktor öğretim üyesi, 70'in üzerinde araştırma görevlisi, yani uzmanlık öğrencimiz var. Ve 500 civarında da diş hekimliği öğrencimiz var. Yani aslında büyük bir diş hekimliği grubunu aslında temsil ediyoruz. Ve biz de burada bulunmak, katkıda bulmak istiyoruz ve daha çeşitliliği arttıracağını ciddi bir şekilde düşünüyoruz. Yine de program içeriğine baktım. Çok güzel renk ve katılımcılara tekrar saygılar sunuyorum. Hayırlı ve kazançlı bir kongre olmasını diliyorum. Malatya Diş Hekimler Odası bir sivil toplum örgütüdür. Malatya sivil toplum beraber görüyoruz. Bu yüzden bizim Malatya Diş Hekimleri Odası'nın bir çatı birliği var. Türk Diş Hekimleri Birliği. Aramızda değerli meslektaşlarım, güzel ülkemize böyle çok müstesna ve güzel bir yerinde Malatya'da böylesine görkemli, böylesine güzel ve diş hekimlerine kimliği mesleği çok kutsal bir meslektir. Diş hekimliği mesleği hem güzel bir meslektir ve hem de insanın vicdanını tatmin açısından, kendini de tatmin açısından çok değerli bir meslektir ama aynı zamanda çok zor bir meslektir. Sizler hepimiz bu zor ve meşakkatli mesleği muayenehanelerimizde ya da kamuda ya da polikliniklerimizde çok uygun, güzel bir şekilde sürdürmektesiniz. Değerli meslektaşlarım, diş hekimlerinin çok büyük problemleri var. Ama en büyük problemleri, bir süre önce Sayın Sağlık Bakanı'nın yanına gittiğimizde onunla da paylaştığımız, Sayın Sağlık Bakanı'nın da söylediği, Türkiye'de çok fazla sayıda diş hekimliği fakültelerinin açılması ve bu diş hekimliği fakültelerinde gereğinden fazla, çok fazla kontenjanlarla diş hekimi sayısının artması maalesef bu diş hekimliği mesleğinin
geleceği açısından da çok sıkıntılı bir süreci beraber getirmektedir. Biz Türk İş Yerlileri Birliği olarak hem YÖK'te, YÖK'le ilgili hem de Sağlık Bakanlığı nezdinde hem kontenjanların azaltılması hem de diş hekimliği fakültesi sayılarının dondurulması konusunda elimizden gelen bütün gayreti göstermekteyiz. Ben kongremizin